Haberin merkezine, Show Ana Haber'e hoş geldiniz sayın seyirciler. Yeni yılın ilk işimiz tezkere dedi. Mehmetçiğin Libya'ya gönderileceğini resmen açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem dış politika hem de Kanal İstanbul üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenirken söylediği söz evcilik oyununda söylenmez ifadesini kullandı. Biz davet edildiğimiz yere gideriz. Şu anda da böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz. Kararı ilk ağızdan duyurdu. Türk askerinin Libya'ya gönderilebilmesi için tezkerenin meclisten çıkacağı tarihi diye açıkladı. Meclis açılır açılmaz ilk iş asker gönderme tezkeresini meclisimize sunacağız. Ve inşallah 8'inde 9'unda neyse meclisimizden bunu da geçireceğiz. Partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında kürsüdeydi Cumhurbaşkanı. Libya ile varılan anlaşmayı anlattı, muhalefete yüklendi. Her şeyin yerlisini ve millisini yaptık. Sadece ana muhalefet konusunda bunu başaramadık. İnşallah milletimizle birlikte onu da başaracağız. Kanal İstanbul projesi de gündeminde ön sıradaydı. Bu bir devlet projesidir dedi, maddi kaynağı açıkladı. Proje eğer yap işlet devletle olursa zaten bizim bütçemizden herhangi bir para çıkmadığı gibi bütçeye dönüşü olan bir para var. Milli bütçeden bunu yapar mıyız? Eyvallah, yaparız. Onun da bütün bu noktadaki kaynakları bellidir. Marmaray, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü, CHP'nin geçmişte de önemli projelere karşı çıktığını söyledi Erdoğan. Kılıçdaroğlu'na sert çıktı. Biz bunu yaptırmayız, yapanlara da parasını ödemeyiz diyebilecek kadar akıl, mantık dışı bir yere savruluyorlar. Çocukların kendi aralarında evcilik oynarken bile etmeyecekleri bir sözdür. Ya sen gelmeyeceksin ve zaten gelemezsin. Kanal İstanbul protokolünden çekiliyoruz diyen Ekrem İmamoğlu da hedefindeydi. Nasıl olduysa işte İstanbul'da bir büyükşehir belediye başkanlığını aldılar. Ama İstanbul seçimini kazanmadılar. İstanbul seçimini AK Parti kazandı. Bunun kararını verme yetkisi bize aittir ve biz bunun kararını zaten verdik. Görevini ihmal eden hesabını millete ve hukuka muhakkak verecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'ya asker göndereceğiz çıkışı siyasetinde bir numaralı gündem maddesi oldu. CHP ve İYİ Parti meclis açılır açılmaz gündeme gelecek tezkereye hayır oyu vereceğini şimdiden ilan etti. Libya'da bir güvenlik sorunumuz yok bizim. Mehmetçik açısından da, ulusal çıkarlar açısından da son derece büyük felaketlere sebebiyet verebilir. Cumhurbaşkanının açıklamasıyla Mehmetçi'ye Libya yolu görünürken muhalefetten de açıklamalar ardı ardına geldi. Libya ile yapılan ilk mutabakata destek veren CHP ve İYİ Parti asker göndermeye itiraz etti. Mehmetçi'nin Libya'da bir serüvene yollanmasına itiraz ettik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaatlerini korumak, kollamak için devletimizin yeteri kadar gücü, kuvveti, kudreti var. Ama maceraya atlamayacak kadar da aklımız olsun. Libya'ya asker gönderme iç siyasetin sıcak başlığı olurken darbeci Hafter'e karşı mücadele veren Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti de Erdoğan'a karşılık verdi. Savaş tırmanırsa Türkiye'den askeri destek isteneceği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyardığı Rusya yönetimi de dahil oldu tartışmaya. Kremlin sözcüsü Peskov, üçüncü ülkelerin müdahalesi krizin çözümüne katkı sunmaz dedi, çözüm konusunda taraflara yardımcı olma çağrısı yaptı. Libya'ya asker göndermenin yolunu açacak tezkere yeni yılda meclisin ilk gündem maddesi olacak. Devlet Bahçeli beka meselesi diyerek desteğini zaten açıklamıştı. Fire vermemeleri halinde AK Parti ve MHP oylarıyla tezkerenin meclisten geçmesi bekleniyor. Son kararımızı vermedik ama biz genel olarak prensipte bu işe hayır diyoruz biz. Yani bir maceraya atlamak gibi görüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikasında bir tutarlılık yok. Liderlerin işte böyle net tavırlarını ortaya koymasının ardından Kanal İstanbul tartışması teknik boyuta taşındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun itirazlarına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum madde madde karşılık verdi. Kanal İstanbul bir ihanet projesi değil, bir cinayet projesidir. İstanbul Boğazımızın
koruma, kurtarma projesidir. Örnek bir şehircilik projesidir. Çekincelerini 15 maddede açıklamıştı Ekrem İmamoğlu. Bu kez Bakan Murat Kurum kameraların karşısına geçti. Her birine tek tek yanıt verdi. En büyük tehlike Terkos Gölü'ne karışacak olan tuzlu su. Terkos'a dair bir sızıntı veya yeraltı suyu şişmesi beklemiyoruz. Kanal İstanbul demek kesinlikle deprem riskini tetiklemek demek. 20 ve 7 kilometre derinlikteki bir fay hattını nasıl oluyor da bu kanal depremi tetikliyor arkadaşlar? Veya bahçenize yaptığınız yüzme havuzu da zemin altında yapıyorsunuz ya, o da tetikler. Liderler son sözlerini söyledi ama Kanal İstanbul gündemden düşmedi. Bakan ve belediye başkanının dahil olmasıyla tartışma teknik boyuta taşındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin temsilcisi de ÇED raporunun altına imza atmıştır. Ben bu rapora itiraz ediyorum. Ya itiraz edeceksen toplantı tutanağına gel de ki ben buna şerh düşüyorum. Projenin çevreye etkisinin yanı sıra gemiler için geçiş ücretini de gündeme taşımıştı İmamoğlu. Bakan kurumdan karşılık gecikmedi. Gemiler İstanbul Boğazı'ndan bedava geçmek varken niçin Kanal İstanbul'dan geçsin? Ücretsiz geçiş hali hali hazırda bir kere söz konusu değildir. Kanal İstanbul güzergahını tercih etmesi gemiler için önemli bir avantaj sağlıyor. Günlerdir merakla beklenen rakam açıklandı. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli asgari ücretin %15'lik artışla 2324 lira olması karara bağlandı. Türk İş o rakamı kabul etmeyerek toplantıdan ayrıldı. Brüt 2943 lira, net 2324,70 lira olarak belirlenmiştir. Yaklaşık bir aydır devam eden maraton sonuçlandı. 2020'nin asgari ücretini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıkladı. %15 artışla 303 lira 80 kuruşluk zam yapıldı maaşlara. Her daim işçilerimizi korumaya devam ettik, edeceğiz. 7 milyon çalışanın beklediği o karar oy çokluğuyla alındı. İşçileri temsil eden ve masaya en az 2578 liralık taleple oturan Türk İş o rakamı kabul etmedi. Açıkladığınız rakamı işçi kesimi olarak kabul edemeyeceğimizi ifade ediyorum. Bakanlığın ev sahipliğindeki dördüncü toplantıda pazarlıklar 3 saatten uzun sürdü. TÜİK bir işçinin asgari gıda harcaması olarak 2331 lirayı koymuştu masaya. Çocuk sayısına göre artmakla birlikte o rakama yakın bir asgari ücret belirlendi. 2324,70 lira olarak belirlenmiştir. Beklenen yıl sonu enflasyon oranının 3 puan üstünde bir artış sağlayarak işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kez daha tutmuş olduk. 3 çocuklu ve evli bir işçi için ücretimiz 2479,21 lira olacak. İşçilerimizin değil 30 gün bir aylık süre 10 gün bile zor yetebileceğini düşünüyoruz. Kararınıza katılmadığımızı saygıyla kamuoyuna arz ediyoruz. Rakamdan memnun olmayan Türk İş yetkilileri toplantıyı terk ederken 100 liralık devlet desteğinin 75 liraya düşmesine rağmen işveren temsilcisi TİSK kararı imzaladı. Alınan kararın hayırlı olmasını diliyorum. Hain darbe girişiminin kara kutusu Adil Öksüz yurt dışına kaçınca MİT ajanı olduğu iddiaları ortaya atılmış. O iddiayı desteklemesi için de bir takım belgeler sosyal medyada paylaşılmıştı. Terör örgütünün yakalanan mahrem imamı düzmece belgeyi bizzat hazırladığını itiraf etti. Kod adı Timsah, görevi ajan, sis perdesi aralandı. Adil Öksüz'ü MİT ajanı olarak gösteren düzmece belgenin arka planı ortaya çıktı. Darbe girişiminin ardından gözaltına alınmış, serbest bırakılınca yurt dışına kaçmıştı Adil Öksüz. Sonrasındaysa MİT ajanı olduğu iddiaları yayılmıştı sosyal medyada. Olayı aydınlatan, yakalanan FETÖ'cülerin ifadeleri oldu. 15 Temmuz'dan hemen sonra MİT içinden angaje belgesi örneği sızdırdıklarını anlattı Mahrem İmam. Üzerindeki ismi ve fotoğrafı değiştirerek sahte belgeyi bizzat hazırladığını itiraf etti. Ardından da bu belgenin örgütün yönettiği Twitter hesabından paylaşıldığını söyledi. Hazırlanan sahte belgede teşkilata 2014 yılında girdiği belirtilen Öksüz'ün görev alanına ise paralel örgütle mücadele yazılması dikkat çekti.
Tanıtımına 24 saatten az bir süre var artık. Heyecan iyiden iyiye tırmandı. Merakla beklenen yerli otomobilin tamamı henüz görülemedi ama ipuçları gün gün paylaşıldı. Yarın ülkemiz için tarihi bir güne hep birlikte şahitlik edeceğiz. Önce farları, sonra lale detayı, sonra da bataryası ve elektrikli çalışma sistemi ortaya çıktı. Her gün aynı saatte yepyeni bir detay paylaşılırken heyecan da gitgide tırmandı. Türkiye'nin otomobiliyle birlikte fikri ve sanayi mülkiyet hakları bize ait bir otomobile kavuşmuş olacağız. Yerli otomobilin görücüye çıkması için geri sayım sürerken otomobilin iç detayları da belli oldu. Deri kaplı direksiyon simidi, dijital göstergeleri, deri dikişli ön konsol ve koltuklarıyla Türkiye'nin milli otomobili daha şimdiden tam not aldı. Tamamınıysa yarın görebilecek otomobil meraklıları. Yerli otomobili Gebze'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tanıtacak. HDP Diyarbakır İl Binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden biri daha evladına kavuştu. İşte gözleri yaşartan o buluşma. Kızım için kızımı istiyorum. Başka istemiyorum. Arkadaşını onu kaldırdı. PKK'ya teslim etti. Bu kez sevinç gözyaşları döktü. 5 yıllık acı, hasret, endişe bitti. O da kızına kavuştu. Bizim devletimiz çok güçlüdür. Terör örgütü PKK tarafından henüz 14 yaşındayken kandırılıp dağa kaçırılmıştı Mekiye Kaya. Annesi Hüsniye Kaya o yeniden evine dönsün diye diğer annelere katıldı. HDP Diyarbakır İl Binası önünde evlat nöbetine başladı. Yaşadığı acıyı aylar önce Show Haber'e böyle anlatmıştı. Yeter kızım, yeter, gel hanım canım. Cengenin perçe olmuş, cengenin içi perçe olmuş kızım. Ne ağzı hem ne gündüz yatamıyorum, ben artık dayanamıyorum. Anne Kaya'ya müjdeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Hasretle beklediğin kızın çağrına uydu, teslim oldu dedi. Allah razı olsun, Allah çocuklara bağışlasın. Hüsniye Kaya'yla kızı 5 yıllık hasretin ardından Emniyet Müdürlüğü binasında gözyaşlarıyla kucaklaştı. Devletimiz babandır, valla devletimiz babandır. Hem de bu yıl başının... Kızına kavuştu. Evlat nöbetine devam eden annelerin yanına gitti. Hem müjdeli haberi verdi hem de destek oldu. Biri 15, diğeri 17 yaşında iki kardeş çırak girdikleri yedek parça atölyesinde ustaları tarafından acımasızca dövülüp işkenceye uğradılar. İnsanlıktan utandıran o kareler gelecek şimdi. Abimi aradım. Kaça kaç olduğunu unuttum. Onu bir sorabilir misin diye. O da ustaya sormuş işte. İş yerinde dehşeti yaşadı. 15 yaşındaki çırak alacağı vidanın boyunu unuttu diye ustasından işkence gördü. Ben vidayı aldım, geldim. Kulağımdan tuttu, asıldı işte. Vincini oraya götürdü. Vinçten bağlayarak havaya kaldırdı. Vicdansız ustası pantolonunu indirip onu palangaya astı. Bir daha unutmazsın diyerekten, akıllanırsın diyerekten pantolonumu indirdi. Ne kadar böyle askıda tuttular böyle? 15 dakika civarı. Vinci çevirdi işte. Çevirirken de işte ip doğarmaya başlayınca, kollarımı acınca ben çırpınmaya başladım. O vincin ağzı kırılacak diye mecburiyetten indirdi. İddiaya göre aynı yedek parça atölyesinde çıraklık yapan 17 yaşındaki abisi de o ustanın işkencelerinden kaçamadı. O günden sonra ben bir daha işe gitmedim işte. Birkaç parça yanlış yaptı diye dövmüşler herhalde bildiğim kadarıyla. Şöyle komple mosmordu yani. İki kardeş uzun süre durumu kimseye anlatamadı. Ancak aileleri ikisi de işi bırakınca şüphelendi. Sinirleniyorum, utanıyorum. Öyle. İşkenceci usta hakkında soruşturma başlatıldı. Sonuna kadar şikayetçi. İstanbul'da bir devlet okulunda servis şoförlüğü yapan adamın 8 kız öğrenciyi taciz ettiği ileri sürüldü. Aylarca devam eden mide bulandıran olay çocukların durumu ailelerine anlatmasıyla ortaya çıktı. Anne babalar şikayetçi oldu ama o şoför sadece bir gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı.
aslında söylemeye bile dilim varmıyor. Temaslarda bulunarak rahatsız edici, iyi dokunuşlar olmayan, bir babacan dokunuşlar olmayan. Bu iğrençliği yapan bir servis şoförü iddiaya göre 8 kız öğrenciyi aylarca taciz etti. Yakalandı ama serbest kaldı. Çocuk zaten sevildiğini, bir babacan dokunuşu ya da taciz edildiğini hisseder. Bizim çocuklarımızın hepsinde de bu his var. Skandalın adresi Beyoğlu Cihangir'deki bir devlet okulu. İddiaya göre bu okuldaki bir servis şoförü servisinde taşıdığı 8 kız öğrenciyi yaşları 10 ile 11 arasında aylarca taciz etti. Artık üzerlerinde nasıl baskı kurduysa çocuklar bir türlü ailelerine söyleyemedi. 3 ay gibi bir süre boyunca bunları ailelerine açıklayamıyorlar. Bir tane çocuğun konuşmasıyla bütün gerçekler ortaya çıktı. Evli çocuk sahibi o utanmaz şoförün tacizlerini bir bir anlattılar. Çocuklarının anlattıklarıyla başından aşağı kaynar sular dökülen veliler doğruca savcılığa gitti, şikayetçi oldu. Çocukları taciz etmekle suçlanan o servis şoförü gözaltına alındı. Ama akıl alır gibi değil. Sadece bir gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Çocukların ifadeleri tamamlanmadığı için, soruşturma tamamlanmadığı için bir yakalama kararı da çıkmıyor. Servis şoförünün o okulda çalışmaya devam ettiği de ileri sürüldü. Ama okul yönetimi iddiayı yalanladı. Şoförün uzaklaştırıldığını açıkladı. Şimdi ailelerin tek isteği çocuklarına taciz kabusunu yaşatan servisçinin gereken cezayı alması. Kendisinin tutuklanması için gereken tüm işlemleri yapacağız. Korumak için işte biz... Daha 4 günlük bir bebek, bir vicdansız onu sokağa, bir apartmanın girişine terk edip ortadan kayboldu. Zavallı yavrucağı o apartmanda yaşayan bir aile buldu. Onu terk edenler ne kadar taş kalpliyse onlar da o kadar yufka yürekliydi. Şimdi o bebeği sahiplenmek, ailesi olmak istiyorlar. Çocuğu buraya merdivenin baş ucuna bırakıp gidiyorlar. Kız çocuğumuz üstünde pembe tulum ve göbek bağı duruyordu. Daha göbek bağı bile alınmamıştı. Sıcacık yatağından çıkarıldı. Aralık ayazında sokağa, bu apartmanın girişine bırakıldı. Bebeği öylesine yerde gördüğümde hemen bir şok uğradım. Şok uğradım yani. O vicdansız adam güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı. Bebeğe sahip çıkan ailenin isteği ise yürekleri ısıttı. Sahiplenmek istiyorum. Önce koruyacağım ve sonra nüfusuma geçirmek istiyorum. Verirlerse tabii. İnsanlıktan utandıran olayın adresi Maltepe. Salı günü akşam saat 18.30 sıralarıydı. Bebeği taşıyan o kişi çam sokak üzerinden yürüdü. Başaran apartmanın önüne geldi. Zillere rastgele bastı. Biz de görevli zannettik. Otomatiğe basıyoruz. Kapı açıldıktan sonra bebekle birlikte içeriye girdi ve bebeği tam bu noktaya bıraktı ve sonrasında ise kapıdan çıkıp gitti. Komşumuzun oğlu, teyze dediği bir bebek merdivenlerde bulunmuş. Alın bana verin dedim. Neyse ki hemen fark ettiler. Bebek tam zamanında bulundu. Donabilirdi tabii ki. Zaten yukarıya aldığımda buz kesilmişti. Önce çantasını açtım. Hani yaşıyor mu yaşamıyor mu diye. Polisleri aradım. Çocuğu aldık çocuk bürosuna. Sonra hastane. Zavallı bebek sağlık kontrolünün ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Başaran apartmanında bulunan bebeği Atiye Köken'in ve emniyet amirinin annesinin ismi verildi. Zeynep Atiye denildi. Şimdi ise Atiye Hanım o bebeği evlatlık edinmek istiyor. Kendi çocuğumu doğurmuş gibi hissettim. Benim 4 tane çocuğum var, bir torunum var. Ama yine de ben onu istiyorum. İstiyorum, istiyorum. Şartlar neyse onları yerine... Ondan sonra kendi nüfusumu alacağım. Ben bakacağım. Milyonlarca kişi bir bebek için nelere katlanıyor, neler yapmak istiyor. Bunlara da Allah akıl fikir versin. Polis şimdi o vicdansızı arıyor. Müslümanlığı rencide edici sözler söyleyip başörtülü iki genç kıza saldırdığı öne sürülen kadın bugün hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmedi. Kendini beni başka birine benzetiyorsunuz diyerek savundu. Neden vurdunuz hanımefendi? Önce Marmara'yı birbirine kattı, sonra iki genç kızın başörtülerini hedef aldı. Saldırgan kadın bugün hakim karşısındaydı. Bizzat kasten başörtüme doğru olduğundan dolayı şikayetçi olduk. İstanbul'da yaşayan Semahat Yolcu 14 Kasım'da Marmara'nın Sirkeci durağında iddiaya göre İslamiyet'e hakaret etti. Thank you.
Ardından yine iddiaya göre Karaköy'de yürüyen Feyza Yerlikaya'nın başörtüsünü çıkarmak istediği tokat attı. Allah böyle bir olayı bir daha yaşatmasın. Direkt yüzüne değil, direkt başörtüsüne yapılan bir saldırıydı. Semahat Yolcu bugün ilk duruşmasına çıktı, suçlamaları kabul etmedi. Gayet akıl sağlığı yerinde, bir pişmanlığı yok. Savunmasında kimseye kim ve düşmanlığım yok, gıda mühendisiyim, sanatçıyım. Büyük bir ihtimalle beni saldırgana benzettiler iddiasında bulundu. Mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi. Yol kavgasına tutuştuğu şoföre sinirlenmiş, işine gücüne yetişme telaşındaki yolculara aldırmadan otobüsün önünü kesmişti. O kadın sürücünün cezası belli oldu. Önümüze geldiniz, aracımızla önümüzü kesiyorsunuz, hakaret ettiniz, sizi beni erkek olsam döverdiniz. Benim aracımda 8 tane kamera kaydı var. Otobüsün önünü kesti, yolculara dehşeti yaşattı. O kadın sürücüye 596 lira para cezası kesildi. İki hafta önceydi. Kadıköy Kurpalı seferini yapan otobüsün şoförüyle bir kadın sürücü arasında yol verme kavgası çıktı. Bayan, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Beyefendiciğim, sen devlet memurusun. Yolda şu anda ne yapmaya çalışıyorsunuz? Önümüzü kesiyorsunuz. Şu anda insanlar burada. Yolcular mağdur oldu. Biz işe yetişeceğiz ya. Bizim hastane rengimiz var, ne olacak? Olayın ardından trafik denetleme şube müdürlüğü ekipleri o sürücüyü tespit etti. Hem yol kestiği hem de aracının muayenesini yaptırmadığı için 596 lira para cezası kesti. Otomobil fareleri bu kez de lüks jiplerin farlarına dadandı. İstanbul Bahçeli Evler'de 7 jipin farları bir gecede çalındı. Kamera görüntülerini inceleyen araç sahipleri isyan etti. Gelmiş arkadaşlar, götürmüş. Motosikletle geldiler, geçen arabalara aldırmadan işe koyuldular. Otomobil farı fareleri bu kez İstanbul Bahçeli Evler'de ortaya çıktı cumartesi gecesi. İşte bu otogaleriye gelen iki motosikletle toplam 4 kişi. Sadece 30 saniye içinde işte bu lüks jipin farlarını söktü ve kayıplara karıştı. Yani iki tane motorla geliyorlar, 4 arkadaş. Kalkısları var zaten kafasından. Hedeflerinde bu kez lüks jipler vardı. Sabah erken saatlerde bu otogaleriye gelen 4 kişi farları böyle çaldı. Hemen altında gördüğümüz bölgede, şu bölgede ufak bir tırnağı var. Buradan elini sokmak kaydıyla şu tırnağı kırıyor. Kırdıktan sonra farı yukarı aldırıyor, şu soket bölümünden çıkartıp farı alıp gidiyorlar. Hırsızlar elleriyle koymuş gibi araçtan söktükleri farlarla birlikte yine motorlarına binip oradan uzaklaştı. Sabah iş yerine gelen galericiler şoke oldu. Bir saat aralıkla 7 tane aracı komple farlarını alıp götürmüşler. Hırsızların çaldığı işte bu lüks jipin farları bayisinde 30-35 bin lira ama hırsızlar özellikle böyle lüks modelleri seçiyorlar ve o 30-35 bin liralık farları 3 liraya 5 liraya satıyorlar. Tahmini de yaklaşık 5 bin lira civarında satıyorlar diye ulaştık bilgiye. Far mağduru araç sahipleri motorlu hırsızlık çetesinin bir an önce yakalanmasını istiyor. Başkent Ankara'da bir okulun sınıfları ve koridorlarında göz gözü görmüyor. Çünkü iddiaya göre kazan dairesindeki yakıt sızıntısı nedeniyle okulun içi duman altı. Her gün zehir soluyoruz diyen öğrenciler isyanda. Okulda zehirleniyoruz. Gördüğünüz gibi yani okul duman altı. Koridorda göz gözü görmüyor. O dumanın sebebi iddiaya göre kazan dairesindeki yakıt sızıntısı. Yani öğrenciler zehir soluyor. Boğazları falan ağrıyor. Çocuğumuz şu andaki yani sağlık durumu iyiye gitmiyor. Ankara Sincan'daki Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi burası. Okul son günlerde eğitimle değil sorunlarıyla gündemde. Kokudan içeri girilmiyor. Okulun yakıt sistemindeki arıza nedeniyle bacadan böylesine gökyüzüne kara kara dumanlar yükseliyor. Okulun içi ise daha kötü halde. Gördüğünüz gibi yani okul duman altı. İddiaya göre arıza nedeniyle kazan dairesinden yoğun duman sızıyor, koridorlara ve sınıflara doluyor. Okulun içinde adeta bir sis bulutunda gibi öğrenciler. Nefes alabiliyor musunuz içeride? Yok abim, yok.
Dışarıya kendimizi zorlatıyoruz. İyi ki de almışım çocuğumu. Bina havaya uçacak yani. Sincan'daki bu okul 2005 yılında açıldı. Yani 14 yıldır hizmet veriyor. Ancak son 3 yıldır bu problem ortaya çıktı. Özellikle de kışın öğrenciler duman altında ders işliyor. İçerisi doğalgaz kokuyor. Aşırı dereceden zehirleniyoruz. Eve gittiğimizde baş dönmesi veyahut da mide bulantısı çok oluyor. Duman sağlıklarına ne gibi zararlar veriyor? Gerekli tamirat yıllardır neden yapılmıyor? Okul yönetimi ise bu sorulara yanıt vermek yerine Şov Haber kamerasının çekim yapmasını engellemek istedi. Sıkıntılarını dile getirmek isteyen öğrencilerse göz göre göre tehdit edildi. Niye müsaade etmiyorsunuz? İçerinin durumunu gördük. Milli Eğitim Bakanlığı da devreye girdi. Sorunun çözümü için gerekenin yapılacağı belirtildi. Okuldan zehirleniyoruz. Dört kardeş çiftçilikle uğraşan babaları için sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Pastalar kesildi, ardından hediyeye sıra geldi. Karşısında gıcır gıcır bir traktör bulan adam sevinç gözyaşlarına boğuldu. Duygulandıran görüntü Şov Haber WhatsApp ihbar hattına Amasya'dan gönderildi. Şu an bizden haberleri yok, sile basacağız. Dört kardeş babalarına doğum günü sürprizi yaptı. Pastanın yanında bir de hediye traktör alınca koca adam çocuklar gibi ağladı. Vefalı dört evlat yakın zamanda felç geçiren babaları Kemal Şahin'e moral olsun diye baba ocağında toplandı. Ufak birkaç hediyelerimiz olacak. Onları da takdim edeceğiz. Ufak dediği hediye 58. yaşına giren babaları için aldıkları kocaman bir traktördü. Şu an bizden haberleri yok. Sile basacağız. Pastayı görünce sevinç gözyaşlarını tutamayan babaları bir de doğum günü hediyesi gelince mutluluktan konuşamadı. Babamın hediyesi geliyor. Kahkahası gözyaşına karıştı. Bak babam böyle bilmiyor. Çalıştır bakayım. Beceremezsen getiriyorum gelin. Çalıştırdı, ilk deneme sürüşünü bile yaptı. Evlatlarının hediyesiyle havalara uçan babanın tepkisi izleyenleri duygulandırdı. Gösteri öncesi rahatsızlanan Cem Yılmaz hastane odasında video çekip sevenleriyle paylaştı. Ama öyle espriler yaptı ki hastaneden mesajı bile stand-up'a dönüştü. İyiyim ama gidiyor gibi. Herhalde milyonda bir görülen bir hastalığım var. Netice geldi fıtık. Cem Yılmaz gösteri öncesi rahatsızlandı. Hastanedeyken görüntü paylaştı. İyiyim derken şaka yapmaktan da geri kalmadı. İyiyim ama gidiyor gibi. Evet, şu anda Bostancı Gösteri Merkezi'nde olmam lazımdı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın dün akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde oyunu vardı. Oyun öncesinde rahatsızlandı. Yakındaki hastaneye götürüldü. Yine de Bostancı'dayım ama Bostancı Gösteri Merkezi'nde değilim. Ya dedim iyice bakın başka şey olmasın. Bel fıtığı mı? Kaynımda var. Serum verilen Cem Yılmaz hastane odasında bir video çekip sevenleriyle paylaştı. İyiyim, merak etmeyin. Sizde lejyoner hastalığı var dese ben zaten anca bende olur diyeceğim. Oyunun 5 Ocağı ertelendiğini duyuran ünlü komedyen esprilerine hastane odasından devam etti. Oyunumuz 5 Ocağı iptal olacak galiba ama her şey onda, iyiyim. Yemek yerken ceketini oturduğu sandalyeye astı. Bunu fırsat bilen iki yan kesici cebinden 18.650 lira çalıp kaçtı. Talihsiz adam hem o yan kesicilere hem de niye önlem almıyorlar dediği alışveriş merkezine tepki gösterdi. Kendi montunu astıktan sonra kendi montunu karıştırıyormuş gibi yapıp buradan parayı alıyor. Anında kalkıyor zaten. Her şey birkaç saniye içinde oldu. Yan kesici ruhu bile duymadan cebindeki parayı işte böyle çaldı. Herkes orada, herkesin gözü önünde. Bilemiyorum, teşkilat mı var? İnsanın alın terini çalmak, almak bu kadar kolay olamaz. İş adamı Oktay Taş geçtiğimiz pazar günü oğluyla bir alışveriş merkezindeki yemek katına çıktı. Saat 12:01 civarıydı. Alışveriş merkezinde biraz dolaştık, dolaştıktan sonra acıktığını söyledi.
Yukarı çıktık, üst katta bir restoranda yemek yiyoruz. Oktay Taş alışveriş merkezinde oğluyla masada yemek yedi. Sırada kamera açısına iki kişi girdi. Bir tanesi montunu çıkardı ve Oktay Taş'ın masasının hemen arkasındaki masaya oturdu. Montunu da bu sandalyeye astı. Bir süre sonra da Oktay Taş'ın ceketine elini uzattı. İç cebinden parayı aldığı gibi alışveriş merkezinden arkadaşıyla uzaklaştı. Teşkilat bunlar. İki kişi birbirlerine baka baka beni gözlerine kestirmişler. Gelip arka masama, arka sandalyeme, şu gördüğünüz sandalyeye bir arkasına oturup cebimin içinde para vardı bir miktar. 18.650 lira kadar elini buradan daldırmış, paramı almış. Soyulduğunu anlayınca karakola koştu. Sadece hırsızlara değil, önlem almayan alışveriş merkezine de kızgındı. Bir alışveriş merkezine gidiyorum. Arabayla girerken bagajımı açıyorlar, bakıyorlar bomba var mı yok mu? Girerken karımın çantasına kadar bakıyorlar. Her türlü güvenlik, o biçim kameralar, o biçim, o kadar basit olmamalı bir alışveriş merkezinde hop diye bu parayı çalmak. Polis o yan kesicilerin peşinde. Bir okul düşünün, kantininde ne kantinci ne de güvenlik kamerası var. Çocuklar istediğini alıyor, parasını kumbaraya atıp gidiyor. İşin güzel yanı, bugüne kadar ne ürün kayboldu ne de kumbaradan para eksildi. Parayı da oraya koydu. Sadece kamera değil, ne kantinci ne de bir görevli var. Burası dürüst kantin. Hocalarımız bize güvendiği için bu kantini kurdu. Ardahan Balçeşme köyündeki bu ortaokulun öğrencileri duvara yerleştirilen kantinden istediklerini alıp parasını kumbaraya bırakıyor. Çok öğrencilerin pişik duygularını geliştiren bir kantin. Bugüne kadar ne bir yiyecek kayboldu ne de kumbaradan para azaldı. Dürüst kantin 3 yıldır ayakta. Olmayı, yardımlaşmayı öğretiyor. Öğretmenlerin çocuklara güveni, okulun öğrencilerinin de dürüstlüğü helal olsun dedirtiyor. Dürüst olarak para koyuyoruz ve eşya. Aman dikkat! Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı geldi. Uzmanlar bu yılki grip ötekilere benzemiyor. Çok daha dirençli ve güçlü. Mümkün mertebe sarılmayın, öpüşmeyin, tokalaşmayın diyor. Burun akıntısı, hapşırık, nezle. Tam bir grip havası. Evet. Çok soğuk. Bu ara öpüşmeyin, tokalaşmayın, sarılmayın. Neden öpmeyeyim ki, seviyorum. Sevmek de, sevilmek de güzel. Ama her şeyin başı da sağlık. Mikroplara karşı dikkat. Kış aylarının gelmesiyle birlikte havalar soğudu, mikroplar da çoğaldı. Dünya Sağlık Örgütü'ndense vatandaşları ilgilendiren bir açıklama geldi. Grip vakası geçen yıllara oranla... Bu sene diğer senelerden biraz daha farklı. Bu yıl hem daha ağır hem de daha tehlikeli. Daha ağır, daha sık, daha kolay bulaşabilir noktada. Gribel enfeksiyonu en çok yakalandığımız yerlerden biri de toplu taşımalar. Çünkü bir günde yüzlerce yolcu sirkülasyonu var. Biner binmez de tutunmak için elbette demirlere el atıyoruz. Uzmanlar da özellikle toplu alanlarda dikkatli olmamız konusunda uyarıyor. İki kat giyiniyorum. Özellikle elleri çok sık yıkamalarını. Sıkı giyiniyorum, ellerimi yıkıyorum. Çok ağır geçirmiyorum, ayaküstü atlatıyorum. Dünya Sağlık Örgütü ve uzmanlar bir uyarı daha yaptı. Türk halkı sevgi dolu. Haliyle bu uyarıyı ne kadar dikkate alırlar bilinmez ama özellikle bu dönemde, yani hastalık mevsiminde birbirinizle sarılmayın, tokalaşmayın, öpüşmeyin dedi. Gripler maalesef ki damlacık yoluyla bulaşıyor. Dolayısıyla öpüşmek, sarılmak, tokalaşmak, bu tarz durumlarda bulaşım çok daha yoğun. Doğrudur. Yani en çok sarılmak, öpüşmek de mikrop geçiyor. Bir gripken problem olacağını düşünmüyorum. Kimseyi sarılmayın, öpmeyin. Katılmıyorum. Öperim. Mümkünse tokalaşıp sarılmamalarını, öpüşmemelerini. Öperim ben de. Ya bulaşırsa size? Bulaşsın artık, o bedeli de ödeyelim. Onun gribi bana aşı gibi geliyor, ilaç gibi. Onun tek ilacı benim. Diyelim ki gribe yakalandık, artık iş işten geçti. O zaman çevredekilerin sağlığı için maske ile çıkmakta fayda var. 5 ila 6 gün gibi hastalığın bulaştırıcılık dönemi olabiliyor. Hasan Mezarcı'yı hatırlayacaksınız. 90'lı yıllarda milletvekiliydi. Sonra tuhaf işlere kalkıştı. Kendini Mesih ilan etti. Bir entari giyip ortalarda dolaşmaya başladı. Aradan 22 yıl geçti ama belli ki Mesihlik kariyerinde ısrarlı. Hasan Mezarcı Noel'de doğum gününü kutladı. Arkadaşlarının "iyi ki doğdun Mesih" diye alkış tuttuğu o görüntüleri de sosyal medyada paylaştı. "22 yıl önce kendini peygamber ilan etti, ben Mesih'im" dedi. Mesih'im dediğim için
gözaltına alınarak Bakırköy'e gönderileceksek dönmeyeceğimi açıklıyorum. Bir dönem gündemden düşmeyen Hasan Mezarcı Noel'de doğum günü kutladı. Arkadaşları iyi ki doğdum Mesih diye şarkılar söyledi. Hasan Mezarcı, eski siyasetçi, 4 yıl Refah Partisi'nden milletvekilliği yaptı. Tuhaf açıklamaları nedeniyle partisinden ihraç edildi. Her gözü açık olan Müslüm gayrimüslim şu siliyeti görür. Katıldığı bir televizyon programında fıkra anlattı, kendisi hariç kimse gülmedi. Tarihe fıkrasına gülünmeyen adam olarak geçti. Laz hep diyormuş ki çevresine, ben bak hastayım, ben hastayım, ben hastayım diyormuş. Sonra demiş ben ölürsem mezar taşıma böyle yazın demiş. Mezar taşına yazmışlar. Demiş ben hastayım dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? He? Yani bizim... Düzce'de yaşamaya başlayan Hasan Mezarcı cezaevindeyken peygamber ilan edildiğini söyledi. Beni Allah gönderdi dedi, kendini Mesih ilan etti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da 2 hicret yapmış, ben de 2 hicret yaptım. Dün Noel'de onun Mesih olduğuna fazlasıyla inanmış arkadaşlarıyla birlikte doğum günü kutladı, mumları üfledi. Arkadaşları ona iyi ki doğdun Mesih diye şarkı söyledi. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler büyük tepki çekti. Tam 13.200.000 lira isabet eden sayısal loto kuponunun arkadaşı tarafından çalındığını öne sürmüştü. Bugün önemli bir iddiada bulunduğu, o kadının loto parasıyla aldığı lüks araçla kaza yapıp bir kişiyi öldürdüğünü söyledi. Paranın tutulduğu hesaba da tedbir konulmasını istedi. Sayısal 5 lira. Gebze'ye çıktı dedi. Hemen elimden kaptı. İlk üste görmüş 3. biletin. O arada çaldı. 13 milyon 200 bin TL ortada ve üzerine herhangi bir tedbir konmadı. Murat Sayın 8 Mart akşamı Gebze'de 10 tam kupon sayısal loto oynadı. Şu an elimizde 9 adeti var, biri kayıp. İşte o kayıp bilete 13 milyon 200 bin lira yani büyük ikramiye isabet etti. Murat Bey'in iddiasına göre o kuponu çok güvendiği kadın arkadaşı çaldı. Arkadaşım da güveniyordum yani. Gebze'de oynanan kupona büyük ikramiye tam 13 milyon 200 bin lira isabet etti. Gurbetçi Murat Sayın'ın iddiasına göre arkadaşı o kuponu cebine attı. Saydım, bir tane eksik dedim. Ağlamaya başladık. İstersen soyunayım da ya saçmalama dedim. İddiaya göre kadın kuponu eski patronu, yeni sevgilisi olan adama tahsil ettirdi. Beni oyaladı. Ondan sonra evleniyorum. Arkadaşlığımız bitti. 8, 18, 29, 43, 45, 49 işte büyük ikramiye isabet eden rakamlar bunlar. Parayı aldığı iddia edilen kadın önce gidip estetik yaptırdı. Manken gibi olmuş. Şimdi televizyona çıksa dizi bile çekebilir. Sonrası daha da vahim. Ardından kendisine çok lüks bir araba satın aldı. Ancak o arabayla kaza yaptı ve bir adamın ölümüne sebep oldu. Videolarını gördüm ben, resmen cinayet. O aldığı lüks arabayla mı yaptı? Evet. Yani sizin araba aslında iddiaya göre değil mi? Ya tabii ki iddiaya göre değil, benim parayla. 12 Ekim sabahı 250 bin lira değerindeki lüks aracıyla otobüs durağına daldı, bir kişiyi öldürdü. Hayaliydi onun hep. Kaza yaptı. Öyle şık bir araba. Tabii kaza yaptı ve akıllanmadı hala. Ya bir insan öldürdün sen yani. Bir ay tutukluk aldı. Şimdi serbest. İlk ifadesinde ise kuponlar hediyeydi dedi. Ben diyor Murat görmeden diyor çıkanı gizlice aldım diyor. Gerisini diyor arabaya bıraktım diyor. Ama ben ona hediye ettiysem 10 tanesini çantasına koy. Murat Sayın iddiaya göre olayın peşini bırakması için tehditle ediliyor. Ben bu işin peşini asla bırakmayacağım. Ucunda ölüm de olsa. Dava devam ediyor. Paranın bulunduğu hesabaysa henüz bir tedbir konulmuş değil. Para açıkta. Soruşturma makamınca 10 kez talep etmemize rağmen bu paraya el konulması yönünde dosya suç ceza yargıçlığına gönderilmedi. Murat Sayın davasından vazgeçmemekte kararlı. Yazıklar olsun. Bu muydu? Para mıydı derdin? Bankadan yaşlı bir adam, şu görüntüde izlediğiniz, para çekiyor, ardından sara nöbeti geçiriyor. Yere düşüp titriyor. Biri yanına yaklaşıyor yardım bahanesiyle. Ama yardım etmek
yerine o savunmasız adamın cebine uzanıyor, eline atıyor ve utanmadan, sıkılmadan parasını çalıyor, oradan uzaklaşıyor. Tabii insanlığını orada bırakarak. Bayıldı mı? Nöbet geçiriyor ya. Hiç utanmadı, vicdanı sızlamadı, elini uzattı, Sara krizi geçiren adamın cebindeki parayı böyle çaldı. Yardımcı olacağı yerde adam cebinden para almak ne demek? Böyle bir terbiyesizlik olmaz ha. Akşam saatleriydi. Malatya'daki Dabakhane Caddesi üzerindeki bir ATM'den para çeken yaşlı adam bir anda Sara krizi geçirmeye başladı. O yerde titrerken yanına yardım edecekmiş gibi yaklaşan bu vicdansız cebindeki parayı fark etti. Hiç utanmadı, hasta ve savunmasız adamın cebinden parasını çekip aldı. Görüntüleri tesadüfen çeken kişi hırsızlık olayını fark edince polise koştu. Kimliği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Yılbaşı sofralarının simgesi hindi. Peki ama hindiyi nasıl pişirmeli? Püf noktaları için saray mutfağına kadar girdik. İşte ustasından iştah kabartan yılbaşı hindisi tarifi. Pişmiş hindimiz iyi bir yılbaşı için. Bir hindi gerekli. İç pilav yapıyoruz. Kestaneyle dolduruyoruz. Mükemmel. 2020'ye geri sayıyoruz. Yılbaşı gecesi sofranızı şenlendirmeniz için en görkemli mutfağın, Çırağan Sarayı'nın mutfağının kapılarını aralıyorum. Önce lezzetli mi lezzetli bir yılbaşı hindisi tarifi geliyor. Sonra da işte böyle şık bir yılbaşı sofrası hazırlamanın tarifi. İşte yeni yıla ağız tadıyla girmenin formülü. Kaç saat önceden başlamak lazım hazırlıklara? Aa, gün içerisinde yetişmez bu. Sabahın 4.30 yok öyle değil. O kadar da değil. Saray mutfağının kapılarını aralamaya başladık. Şimdi iyi bir yılbaşı hindisi için gerekli olan malzemeleri sayacağız önce. Hindimiz Kandıra hindisi. Bir baba hindi dedik. Aynen. Önce iyi bir pirinç bulmamız lazım. Osmancık pirinci kullanıyoruz. Kuş üzümü, çam fıstığı. İyi bir tereyağı tenceremize koyuyoruz. İyi yıkamak çok önemli ve bunu tenceremize aldık. Çam fıstığının pirinçle beraber kızarması lazım. Kuş üzümü. 20-25 gram kadar yeni bahar, kimyon, tost açtı. Ve iç pilavın en özel malzemesi kestane. Haşlandı ve soyuldu. Böyle bunu da atıyoruz bunun içine. Tavuk suyumuz da hazır. 1 kilo pirince 1,5 litre tavuk suyu. Hepsini boca edebiliriz. Burada çok önemli bir konu var. O da tavuk suyunun kaynıyor olması. Yüksek ateşte kaynar. Ondan sonra altı kısılarak, kapağı kapatılarak demlenir. Maydanoz, dereotu ve nane. Pilavımız hazır. Şimdi doldurma vakti hindiye. Önce hindimizin içerisinin temiz olması gerekiyor. Hindi çok büyük. 3 oda bir salon gibi içeriz. Evet. Arpacık soğan, havuç alabilirim. Hindimizin iç kısmına doğru dolduruyoruz. Tuz, karabiber, iç pilavımızı dolduruyoruz. Çok taşmayacak şekilde. Bunu fırına verince nar gibi kızaracak. Çapraz bir şekilde tutuyoruz. Sıkıca bağlıyoruz. Gidiyoruz fırına. Doğru fırına. Bu yaklaşık 2 saat pişiyor. Fırının özelliğine göre değişiyor. 200 derecede hindimiz hazır. Fırından çıkartıyoruz. Maşallah maşallah. Pişimi kadar sunumu da çok önemli. Kenarlarına pilavı koyduk. Brokoli, körpe, havuçlar, Brüksel lahanası. İşte saray mutfağında mükellef bir yılbaşı sofrası hazırladık. Şimdiden herkese afiyet olsun. Şimdiden herkese iyi seneler. Telefona bağımlı yaşıyoruz. Kimimiz saatlerini, kimimizse neredeyse koca bir gününü telefon elinde geçiriyor. Sosyal medya çılgınlığı alıp başını gidince araştırmalardan da beklenen sonuç çıktı. Türkiye sosyal medya kullanımında dünya sıralamasında birinci oldu. Metrolarda, otobüslerde, okullarda, her yerde cep telefonu ellerinde milletin. Tık tık tık. Yani. Tık 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 tık. Siz kullanıyor musunuz? Tabii ben de kullanıyorum ama. Ne kadar Instagram'da vakit geçiriyoruz? 2-3 saate yakın kullanıyorum. 3 saatimiz geçiyordur. Ben yaklaşık yarım saat. 10 saatimiz geçiyordur herhalde. 10 saat. 10 saat. Bağımlıyım. Bağımlıyız. Artık sosyal medya olmazsa olmazımız. Birçoğumuzun elinden işte bu akıllı telefonlar düşmüyor. Ancak bu sevgiyi biraz abartmışa benziyoruz. Çünkü uluslararası yapılan bir araştırmaya göre dünya sıralamasında sosyal medyayı en çok kullanan ülke seçildik.
tebrik ederim. Sadece yani ben birinci yapabilirim bu ülkeyi. Okula gidiyoruz. Okulda 8 saat duruyoruz. Okulda 8 saat boyunca telefonla oynuyoruz. Niye bu kadar bağımlıyız peki sosyal medyaya sizce? İnsanların elinde telefon olduğu sürece bağımlı olmaya devam ederler. Yani şöyle girdiğin zaman biraz çıkması zor oluyor sosyal medyada. Oturdukça bakasım geliyor yani. 3-4 saatimi harcıyorum Instagram'da. Dizi izliyorum. Sonra tekrar dizinin arasında bile Instagram'a giriyorum yani yeni bir şeyler koyulmuş mu diye. İnternet kullanıcılarının %49'u günde en az bir kere sosyal medyada Instagram'a, %23'ü ise yine günde bir kez Twitter'a giriyor. Ya genelde arkadaşlarımla görüşüyorum, tanışıyorum kızlarla. Instagram'a bakıyoruz, YouTube'a bakıyoruz, müzik dinliyoruz. Paylaşım yapıyoruz. Kimi ise telefonda işi olmasa bile telefonu sürekli açıp kapatıyor. Yani bir kontrol etme ihtiyacı hissediyor. Sadece açıp kapatıyoruz mesela. Bir şey gelmiş mi gelmemiş mi diye. İnsanlar aramış mı diye de açıp bakıyorum bazen. Azaltmaya çalışıyorum evet. Araştırmaya göre her iki kişiden biri ise telefonda oyun oynuyor. Evet oynuyorum. Orada kaç saatimiz gidiyor? Onda da 2 saatim gidiyor. Türk Patent Kurumu kaymaklı ekmek kadayıfı resmi olarak Afyonkarahisar'ın dedi. UNESCO'da Afyonkarahisar'ı yaratıcı şehirler listesine ekledi. Bol fıstıklısı, vişnelisi, sadesi. Afyon denilince kaymaklı ekmek kadayıf akla geliyor. Afyonkarahisar'ın bol kaymaklı, bol şerbetli ekmek kadayıfı tescillendi. Güzel haber oldu bizim için. Afyonkarahisar UNESCO tarafından yaratıcı şehirler listesine dahil edildi. Artık kaymaklı ekmek kadayıfı resmi olarak Afyon'un. Ekmek kadayıfı şehrin adıyla anılacak. Bir asrı devirmiş 3 padişah, 13 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan görmüştü. Ne yazık ki Türkiye'nin en yaşlı insanı 112 yaşındaki Ayşe Uçar'dan kötü haber geldi. Onu sonsuzluğa 92 ve 89 yaşındaki iki kızı uğurladı. Nasılsın, iyi misin? Çok paralar verdim Allah. 3 padişah, 13 cumhurbaşkanı, 27 başbakan gördü. Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti. Ayşe Uçar 28 Temmuz 1907'de doğdu. Muğla'nın Menteşe ilçesinde çiftçilik yaparak yaşamını sürdürdü. Uzun yaşamın sırrı ona göre bol bol gülmek, köy tereyağı ve yumurtayla beslenmek, bolca hareket edip çalışmaktı. Olsun teyze. 100 yılı devirdi. Türkiye'nin en uzun yaşayan kadını oldu. Ama geçtiğimiz gün Ayşe Nine'den kötü haber geldi. Yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdi. Son yolculuğuna Gülazı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde uğurlandı. Ondan geriye biri 92, diğeri 89 yaşında iki kızı kaldı. Bir hatırlatma, Show Haber WhatsApp ve BİP ihbar hattı telefon numaralarımız 0536-266-90-0, 0536-266-90-02. Sırada reklamlar var. Haberin merkezinde Show Ana Haber'deydiniz. İyi akşamlar.